Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel erkek bebek yeleği anlatımı yapacağım. Böyle bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim. Arkadan görünümü de böyle bu şekilde. Çok güzel bir yelek oldu. 1,5 yumak ip kullandım arkadaşlar. 3,5 numara şiş kullandım. İpim Kartopu Baby One. Eğer Nako Elite Baby ile ya da daha kalın bir iple örerseniz daha büyük bir yelek elde edebilirsiniz. Böyle bu şekilde oldu. Buyurun ayrıntılı anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, Pim Kartopu Baby One. Renk numarasını söyleyeyim. K604 arkadaşlar. Böyle ipimi kenara alayım. Başlayalım. Yeleğimizin sağ ön parçası için 42 ilmek başladım arkadaşlar. Şöyle düğümümü attım. İlk sıramı yapacağım. Birlikte yapalım. Bu kenar ilmeğim olacak arkadaşlar. Toplam 3 tane ters ördüm. Yani bu kenar ilmeği olacak. 2 ters örmüş oldum. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 tane ters, 2 tane düz, yine 2 tane ters, 2 tane düz. Bu şekilde 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. Sonda 7 ilmek kalana kadar 2 ters 2 düz örüyorum arkadaşlar. 2 düz ördüm. Şöyle bakalım kaç ilmeğimiz kalmış. 3, 6, 7, 8, 9 tane. 2 tane yine ters örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi 3, 6, 7. Bu kenar patım olacak. Önde de arkada ters olarak öreceğim arkadaşlar. Evet, ilk sıramızı örmüş olduk. İkinciyi de birlikte örelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 tane düz örüyorum. Gördüğünüz gibi düzler düz, tersler ters olacak. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu sırayı birlikte yapalım. Burada lastik oluşturuyorum yani. İkili lastik yapıyoruz. İki düz, iki tane ters, iki tane düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk iki ilmeğim ters, iki tane ters örüyorum. İki düz, iki ters. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sondaki 7 ilmeğim önde de arkada da ters olarak örüp haroşa olarak kenar patı oluşturacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde ilerleyeyim. Lastik kısmını yapayım. Model kurulumunu birlikte yapalım. Şöyle lastiği tamamlayıp geldim. Şuradan saydığımız zaman arkadaşlar 17 tane ters örgümüz var. Ters sıramız var. Şuradan kenar patı olarak sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu arkadaşlar.
Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Kenar patımız aynı şekilde kalacak. 7 tane kenar patımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Önde düz, arkada ters öreceğim. Sonrasında cep deteğimizi koyacağız. Bu şekilde örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyorum. Yine ön tarafa geçince kenar patları hariç hepsini düz öreceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde ilerleteyim, cep detayını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, düz örgülerimi de ördüm. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 diş haroşa oldu arkadaşlar. Şimdi cep detayını ekleyeceğiz. Şöyle birlikte yapalım. Yine 7 tane kenar patımı örüyorum. 4, 5, 6, 7. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bakalım. Tersi saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 defa 2 ters ördük arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada yine lastik uygulayacağım yani arkadaşlar, bu cep kısmında. Şöyle göstereyim. 5 defa 2 ters yapmış oldum yani. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ters olarak örüyorum. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ters ördüm arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 2 tane düzüm var. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle bir göstereyim. Zaten belli oldu arkadaşlar. Şöyle terslerim belli zaten. 1, 2, 3, 4, 5 defa ters olacak şekilde modelimi kurdum. Şimdi yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. 7 tane kenar patımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 ters, 2 düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 ters, 2 düz,
iki ters yapıyorum yine ve düz olarak devam ediyorum. Böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cep detayımız oluşmaya başladı. Ben ilerleteyim arkadaşlar. Aynı şekilde arka tarafta örmeye devam edeceğim. Ben biraz ilerleteyim. Kaç sıra ördüğümle ilgili bilgi vereceğim. İlerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde oldu. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 2 sıra haroşa örgü olacak şekilde öreceğim. Sonrasında düz örgülerle devam edeceğim. Şu anki görüntüsü bu şekilde. Şöyle birlikte devam edelim. 7 tane kenar patımı ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane düz. Şu ters örgünün olduğu yere geldiğim zaman arkadaşlar ters olarak örüyorum. Haroşa yapıyorum yani. Kısma geldiğim zaman yine düz olarak devam ediyorum. Arka tarafta hiçbir işlem yapmayacağım. Hepsini ters olarak öreceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi burada hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini ters örüyorum. Ben bu kısmı örüyorum. Ön tarafı bir kez daha birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, böyle bir görüntü oldu. Şimdi yine aynı şekilde ters öreceğim, düz öreceğim. Burayı ters örüp burayı yine düz öreceğim ve cep kısmını tamamlamış olacağım. Şöyle yine birlikte yapalım. 7 tane kenar patımı ters olarak örüyorum. 6 tane düz. Buraya geldiğim zaman yine ters örgülerle devam ediyorum. Ve düz örüyorum arkadaşlar. Yine arka tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini ters örüyorum. Cebi bu şekilde tamamlamış oldum. Ön tarafta da kenar patı hariç bu kısımları önde düz, arkada ters örüyorum. Yine arka tarafı örüyorum arkadaşlar. Ön tarafı bir kez birlikte yapalım. Sonrasında ilerleteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi tamamladım. Bu kısmı tamamen düz öreceğim. Arka tarafta da hepsini ters öreceğim yine. Şöyle 7 tane kenar patımı örüyorum. Buradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Aynı şu başlangıçtaki işlemi yapıyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde ilerleteceğim. Sonrasında kol kesimini yapacağız birlikte, kol ayrımını daha doğrusu. Ben ilerleteyim, geliyorum. Düz örgülerle aynı şekilde devam edeceğim. Kenar patını öreceğim. Önde düz, arkada hepsi ters şeklinde öreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ilerletip geliyorum.
Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde oldu. Düz örgülerimi tamamladım. Şöyle sayalım kaç diş haroşa olduğunu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 diş haroşamız var arkadaşlar. Şimdi iki sıra haroşa öreceğim bütün ilmeklerimi. Şöyle şurada iki sıra öreceğim. Sonrasında model kurulumunu ve kol ayrımını yapacağım arkadaşlar. Hepsini ters olarak örüyorum. Yine arkada da aynı şekilde ters öreceğim. Şöyle göstereyim. Bu iki diş olduktan sonra arkadaşlar çiftli pirinç modelini uygulamaya başlayacağız. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, iki sıra haroşamı ördüm. Şimdi çiftli pirinç modeline başlayacağız. 7 tane kenar patımı örüyorum öncelikle. 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. 2 düz, 2 ters. Bakalım 3, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğim de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi düzler düz, tersler ters olacak arkadaşlar. Önde düz ördüğümüz arkada ters öreceğiz. Şöyle burada gördüğünüz gibi düz örmem gerekiyor. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yani tam tersini örüyorum. Önde düz ördüğüm ilmek arkada ters oldu. Böyle bu şekilde. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Bunun zaten model anlatımını çiftli pirinci anlatmıştım arkadaşlar daha önce. Eğer kafanız karıştıysa oradan izleyebilirsiniz. Ve 2 tane ters ördükten sonra yine 7 tane kenar patımı örüyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi tam tersini yapacağız. 7 tane kenar patımı örüyorum. 4 5 6 7. Şöyle 2 tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Burada yaka kesimine de başlayacağım. Normalde kesim yapmasam bu ikisini ters örmem gerekiyordu. Onun için bu ikisini ters olarak kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane ters ilmeğim var. Bu iki tersi düz olarak örüyorum. Şu iki tane düzüm var. Bunları da ters olarak örüyorum. Yani düzler ters, tersler düz olarak yer değiştiriyor. Bakalım 3, 6, 7 tane kaldı. Yine şu ikisini örüyorum. Buradaki 2 tane ters ilmeğim arkadaşlar. Eğer model devam etse düz örmem gerektiği için düz olarak kesiyorum.
hatasına girdim. Onu bir düzelteyim. Bu ikisini birlikte örerek kesiyorum arkadaşlar. Ve 7 tane kenar patımı örüyorum. Şöyle bir bakalım. Buradan kestiğimiz yaka kesimi arkadaşlar, burası kol kesimi. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Şöyle birlikte yapalım biraz. Öncelikle 7 tane kenar patımı örüyorum. Şöyle burada bir tane tersim var. Onu örüyorum. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sırayı yapayım ben. Ön tarafı birlikte yapalım. Evet, arka tarafı tamamladım. Şöyle çiftli pirinç modelim gözükmeye başladı arkadaşlar. İpim koyu renk olduğu için uzaktan çok belli olmuyor ama şöyle yakından göstereyim. Şimdi yine yaka ve kol kesimine devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm arkadaşlar. Şöyle ördüm. Burada bir ters, 2 tane düz var. Bunu ters olarak kesiyorum. Ters 1, 2 defa ters örmüş oldum yani. Burada 2 ters var. Bu 2 tersi de 2 düz olarak örüyorum. Yine 2 tane düzüm var. 2 ters örüyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örüyorum. Şöyle bakalım, 3, 6, 7, 8 tane kaldı. Burada yine arkadaşlar şöyle bakalım, 2 tane düz ördüm. Burada ters olarak kesiyorum ve kenar patlarımı haroş olarak, yani ters olarak örüyorum. Arka tarafta yine arkadaşlar ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Gözüktüğü gibi öreceğim. Arka tarafı öreyim. Ön tarafı yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bir düz ördüm. Şimdi şöyle bakalım. 3, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar bir düz ördüğüm için bunu da yine düz örüyorum. İkisini bir kestim düz örerek. 3, 6, 7 tane kenar patımı örüyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde oldu. Arkada hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Arka tarafı örüp geliyorum. Evet, yine arka tarafı örüp geldim arkadaşlar. 7 tane kenar patımı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burada kesim yapacağım. Gördüğünüz gibi 2 ters örülmüş daha önce. Şimdi düz olarak kesiyorum. Ve 2 tane ters örüyorum. 2 düz, 2 ters. Bakalım, 3, 6, 7 tane. Bu ikisini yine kesim yapacağım. İkisini ters olarak kesiyorum ve 7 tane kenar patımı ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar hem yakada hem kolda kesim yaparak devam edeceğim. Aynı şekilde olacak. Modeli bozmamak için sıradaki
ilmeklerim ters olması gerekiyorsa ters, düz olması gerekiyorsa düz olarak kesimimizi yapacağız. Bu şekilde kolda arkadaşlar şurada kesim yapmamıştık. 1, 2, 3 defa kesim yaptım şu an. 6 ya da 7 defa kesim yapmayı düşünüyorum. Ben ilerleteyim. Kolun kesimi bittikten sonra son haline bakalım. Bu yaka kesimine devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hem yakada hem kolda kesim yapacağım. Ben biraz ilerletip geliyorum. Evet, modelimiz böyle şekillenmeye başladı arkadaşlar. Şöyle şu iki sırayı zaten örmüştük. Şurada da arkadaşlar kesim işlemi yapmadım. 2, 4, 6 defa kesim yapmış oldum. Şimdi koldan kesimi bırakıp yakadan kesim yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir sıra birlikte örelim. Yine 7 tane kenar patımı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Burada 2 tane ters var. Düz olması gerektiği için arkadaşlar düz olarak kesiyorum bunu. Ve 2 tane düz var. 2 tane ters örüyorum bunu. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 2 ters, 2 düz şeklinde. Şöyle 3, 6, 7 tane kaldı zaten arkadaşlar. Bu 7 taneyi de ters olarak örüyorum. Ve arka tarafta yine ilmekleri gördüğüm gibi örüp ön tarafta sadece yakadan kesim yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Artık koldan kesim yapmıyorum. Bu şekilde ben ilerleteyim, yakadan da ne kadar kestiğimi, sonra burada kaç ilmek kaldığının bilgisini vereyim arkadaşlar. İlerletip geliyorum. Şöyle arkadaşlar tamamladım sayılır. Bu şekilde oldu. Şöyle uzaktan göstereyim bütün halini. Burada toplam 3 model kaldı arkadaşlar. Toplamda da 20 ilmek kaldı. 7, 7, 14. Burada da şöyle göstereyim. 1, 2, 3 model. Yani 6 ilmek de ortada kaldı. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu modele devam edebilirsiniz. Ama ben videoyu uzatmamak için haroş olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi önde ters, arkada ters öreceğim. Siz haroşoyu nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde haroş olarak devam edeceğim. En son kesimini yine birlikte yaparız arkadaşlar. Evet, şöyle tamamladım arkadaşlar. Şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Şimdi kesimini yapacağım. Sonrasında diğer parçayı başlayacağım. Normal kesim yapıyorum. Örgünün arka yüzünden ikisine bir örüp bunu tekrar takıyorum. Bu şekilde parçanın birini bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesip bitiriyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben tekrar 42 ilmek başlayıp geliyorum. 42 ilmek başladım. Örgümün arka yüzündeyim. 7 tane haroş örerek başlıyorum arkadaşlar. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan sonra 2 ters, 2 düz şeklinde ilerleyeceğim.
2 tane ters örüyorum. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 yapayım arkadaşlar. Sonrasında ilerleteceğim. Zaten ilk parçada bayağı ayrıntılı anlatmıştım. Son kalan 3 ilmeği de arkadaşlar ikisini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp tamamlıyorum. Şöyle arkadaşlar şu parçadan bakarsak şimdi bu tarafı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ilk deliği de açacağız bu parçada. Ben biraz ilerleteyim. Şu lastik kısmını tamamlayayım arkadaşlar. Aynı şekilde öreceğim. Burası haroşa olacak. Burası iki ters iki düz şeklinde aynen yapacağım. Dediğim gibi ilerleteyim ilik deliğini ve şu düz olan kısmı birlikte yaparız. Evet arkadaşlar lastik kısmını tamamladım. Bu şekilde oldu. Şu kenar patlarından sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Şuradan sayarsak da 17 diş sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi düz örgüleri yapacağız. Sonrasında da ilik deliği açacağız arkadaşlar. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece sondaki 7 tane kenar patı hariç. Hepsini düz örüyorum. Evet, hepsini düz olarak ördüm. 7 tane kenar patım kaldı. Bunları da ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar ilik deliği açacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 tane ördüm. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön tarafta da yine hepsini düz öreceğim arkadaşlar. Böyle bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle ilik deliğimiz burada oldu arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. 8 diş haroşa sırası araydı arkadaşlar. İlik deliği açacağım. Şimdikini şurada açtım. 2, 4, 6, 8 tane örüp tekrar açacağım. Ben ilerleteyim arkadaşlar. Düz olarak örüyüm. Sonrasında şu cep kısmını sadece başta ve sondaki sayılarını verip sonrasında cebi tamamlayacağım. Bunu çok ayrıntılı anlatmayacağım. İlk parçayı ayrıntılı anlattığım için şu cep kısmına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar tamamladım. Şimdi cep detayını koyacağım. Şöyle şurayı sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar cep detayını göstereceğim sadece. 11 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters.
Şöyle ters olan kısım 1, 2, 3, 4, 5 defa olacaktı. Bakalım. 1, 2, 3, 4 olmuş arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. 2 düz, 2 tane ters. Kalan ilmeklerim düz. Ve 7 tane kenar patımı örüyorum. Bu şekilde cep detayına başlamış olduk arkadaşlar. Aynı şekilde tersler ters, düzler düz şeklinde ilerleyeceğim. Şöyle bakalım. Şuradan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diş olduktan sonra arkadaşlar bu 2 ters 2 düz olan kısmı haroş olarak örüp sonrasında düz olarak devam edeceğim. Bu kısmı çok ayrıntılı anlattığım için arkadaşlar burayı o kadar ayrıntılı anlatmayacağım. Ben bu cep kısmını ve şu düz olan kısmı tamamlayayım. Şu kol ve yaka kesimini birlikte yaparız. 8 diş arayla ilik deliği açacağım arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ilikini birlikte açmış olduk. 8 diş arayla açacağım. Dediğim gibi ilerleteyim. Şu kısımda tekrar birlikte devam ederiz. Evet arkadaşlar, şöyle tamamladım. Bu şekilde oldu. Yalnız arkadaşlar 8 diş arayla ilik deliği açacağım dedim ama ben unutmuşum. 10 diş arayla açtım. Ama 8 diş arayla da olur. Dediğim gibi ben unuttuğum için 10 diş arayla ilik deliği açmış oldum. Benim toplam 4 tane oldu. Sizin 5 tane olmuş olması lazım arkadaşlar. İlk söylediğim şekilde yaptıysanız. Şurası haroşa dişlerini saydığımız zaman arkadaşlar 42 diş oldu. Şimdi şuradaki haroşa sıralarımızı örüp model kurulumunu yapacağız. Şimdi 2 sıra haroşa örüyoruz. Dediğim gibi burası 42 diş haroşa oldu arkadaşlar. Şimdi 2 sıra haroşa örüyorum. Sonrasında model kurulumunu yapacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde olacak. İki sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Sonrasında model kurulumunu yine birlikte yapalım. Evet, iki diş haroşamı ördüm arkadaşlar. Şimdi 7 tane kenar patı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Sonra 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Modelimi kuruyorum arkadaşlar, ikili pirinç modeline. Ve kenar patlarımı da örüyorum arkadaşlar. Arka tarafta yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ön tarafta kol kesimine başlayacağız. Bu şekilde oldu. Ben arka tarafı da örüyorum arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar, örüp geldim. Şöyle modelim bu şekilde oldu. Şimdi kol ve yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar. Şöyle 7 tane kenar patımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle 2 tane düz var arkadaşlar. Eğer kesim yapmasam bunu ters örecektim. Onun için bu ikisini ters olarak kesiyorum. 2 tane tersim var. Bu iki tersi düze çeviriyorum. 2 düzüm var. Bunu ters örüyorum. Yine 2 ters 2 düze devam ediyorum arkadaşlar. Düz gördüklerimi ters, ters gördüklerimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle 3 6 7 2 tane kaldı. Bu ikisini de düz olarak kesiyorum. Çünkü eğer devam etseydim düz örmem gerekiyordu. Düz olarak ikisini birlikte kestim arkadaşlar. Ve kenar patlarımı örüyorum. Arka tarafta yine hiçbir işlem yapmıyorum.
İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum, kenar patları hariç. Kenar patlarını yine ters örüyorum. Diğer ilmekler düzler düz, tersler ters olacak arkadaşlar. Ben bu sırayı tamamlayayım. Ön tarafta birlikte devam edelim. Evet, arka tarafı tamamlayıp geldim. Kesimlerime yine devam ediyorum. 7 tane kenar patımı örüyorum. Şöyle arkadaşlar, bir ters, iki düz ilmeğim var. Bunları yine ters olarak kesimini yapıyorum ve bir ters örüyorum. Şu iki tane tersim oldu. İki tane düz örüyorum. Yine iki ters, iki düz olarak aynı şekilde devam ediyorum. Yine arkadaşlar şöyle sayalım, 3, 6, 7, 8 tane kaldı. Şunu fazla örmüşüm. Şimdi arkadaşlar bir düz ördüm. Bunu da yine düz olarak kesiyorum. Ve 7 tane kenar patımı örüyorum. Bu şekilde kesmelere iki taraftan da devam ediyorum arkadaşlar. Ben ilerleteyim. Şu kol kesimi bittiği zaman yine göstereceğim arkadaşlar. Aynı diğer parçadaki gibi yapıyorum. Kol kesimini tamamlayayım. Yaka kesimini de bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol kesimini tamamladım. Şu ilk haroşa sırasında arkadaşlar kesim yapmamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa kesim yaptım. Şimdi koldan kesim yapmayı bırakıyorum. Yakadan kesim yapmaya devam ediyorum. Diğer parçada da aynı işlemi yapmıştım arkadaşlar. Bu orta kısımda 3 model, yani 6 ilmek kalacak arkadaşlar. O zamana kadar kesmeye devam edeceğim. En kenarda burada 7, burada 7 ilmeğim var. Ve o şekilde tamamlayacağım. Şimdi buradan kesim yapılmamış halinde göstereyim. Diğer parçada anlatmıştım ama yine kısaca bir göstermek istiyorum tek sırada. 3, 4, 5, 6, 7. Burada iki ters vermiş gördüğünüz gibi. Bu iki tersi iki düze çeviriyorum. İki ters, iki düz şeklinde devam ediyorum. Bakalım 3, 6, 7, 8, 9 tane. Buradan kesim yapmaya devam ediyorum. 2 düz ördüm. Bu ikisini ters olarak örüp kesiyorum ve kenar patımı örüyorum. Dediğim gibi yakadan kesim yapmaya devam edeceğim. Diğer ilmekleri aynı şekilde model kurarak devam edeceğim. Ben ilerleteyim arkadaşlar. Sonrasında şu haroşa kısmında tekrar birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, yaka kesimini de yaptım, tamamladım. Şöyle 2, 4, 6, 7. Bunlar zaten kenar patıydı. 2, 4, 6, 7 tane de burada. 2, 4, 6 ilmek ortada kaldı. 3 model kalmış oldu yani. Şimdi arkadaşlar haroşa olarak örüp 10 sıra öreceğim. Şu kısmı örüyorum yani. 10 sıra haroşa örüp arka taraftan kesimimi yapacağım. Şöyle bir sıra birlikte örelim. Parçadan sonra da arka kısmı öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıra haroşa olduktan sonra arka yüzden kesimimizi yapıp bu tarafı da tamamlayacağız arkadaşlar. Arka tarafı da 76 ilmek başlayacağım. Yine 2 ters 2 düz olarak örüp sonrasında tamamen düz ilmeklerle örüp sonrasında şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Farklı herhangi bir şey yok. Aynı buradaki gibi 2 ters 2 düz örüp sonrasında düz ilmeklerle devam edeceğim. Ben bu parçayı tamamlayayım arkadaşlar. Arka tarafında lastik ve şu düz olan kısmını tamamlayayım. Sonrasında kol kesimlerini birlikte yapalım. Arka tarafı 76 ilmek başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arka tarafı yapıp geliyorum.
Evet arkadaşlar, arka parçayı da böyle ilerlettim. Şurada 76 ilmek başladım. 2 ters 2 düz ördüm. Lastik kısmını tamamlayınca arkadaşlar düz örgülerle devam ettim. Sonrasında şuradan saydığım zaman 66 sıra oldu arkadaşlar. Sonrasında 2 değil 2 sıra haroşomu ördüm. Aynı bu parçadaki gibi. Şimdi arkadaşlar yine kol kesimini yapacağız. Ama öncesinde 7 tane kenar patı ekleyip 2 ters 2 düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle birlikte yapalım. 1 2 3 yapalım kameramıza. 3 4 5 6 7 2 tane düz örelim. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. 2 ters 2 düz olarak. Sonda yine 7 tane ilmeğim kalana kadar yeni 7 ilmeğimi yine ters olarak öreceğim. Bu şekilde olacak. Ben şöyle ilerleteyim. Şurada tekrar kayda alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 ters ördüm, 2 düz örüyorum. 7 tane ters örüyorum. Arka tarafta arkadaşlar yine ön parçalarda yaptığımız gibi ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 7 tane kenar patımı örüyorum. Yine 2 3 4 5 6 7. Sıradaki 2 ilmeğim ters, gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Ön tarafta kol kesimine başlayacağız. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde oldu. Şimdi kol kesimine başlıyoruz. 7 tane kenar patımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 2 tane düzüm var arkadaşlar. Bunu ters olarak kesiyorum. Burada 2 tane tersim var. O 2 tersi düz olarak örüyorum. Yine 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. Ben arkadaşlar biraz ilerleyeyim. Şurada bir yerde tekrar kayda alayım. Video çok uzamasın. Evet arkadaşlar, ördüm. Burada 2 tersim var. Düz olarak örüyorum. Şöyle yine 2 tane düzüm var. Bu ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. 7 tane ilmeğim kaldı. 3, 6, 7. Bunları da yine ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine 7 tane ters örüp sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Bu sırayı öreyim. Ön tarafta bir kez daha birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Şöyle yakından göstereyim. 7 tane örelim yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar yine ters kesim yapıyorum. Şöyle bir tersim, 2 tane düzüm var gördüğünüz gibi. Ters olarak kesiyorum ve bunu da ters örüyorum. 2 ters oldu. 2 tane düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Zaten ön parçalarda da ayrıntılı gösterdim. Şu ilk sırada kesim yapmadım. 1 2 sırada kesim yaptım. Toplam 6 tane kesim yapacağım arkadaşlar. Sonrasında modeli uygulamaya devam edeceğim. Ama şu 6 tane kesimi tamamladıktan sonra bir kez gösteririm. Sonrasında arkadaşlar yine ilerletirim. Ben kesimlerimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptım. Şöyle ilk sırada kesme yapmamıştık. 2 4 6 defa kesme yaptım arkadaşlar. Şimdi şu parçadan bakalım.
Şurada kesme yapmadık. 2, 4, 6 defa kesme yaptığımız zaman sonrasında 2, 4, 6, 8, 10 sıra daha modeli uygulamaya devam etmişim. Sonrasında da 10 sıra haroş olarak örmüşüm. Şimdi yani 10 sıra modeli uygulayacağız ama kesim yapmayacağız arkadaşlar. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Burada iki tane ters var. İki düz yapıyorum bunu. Bu şekilde yine modelime devam ediyorum. Ama dediğim gibi kesme yapmıyorum artık. Bu şekilde arkadaşlar diğer tarafta da kesme yapmayacağım. Buradan da artık kesme yapmıyorum. İlerleteyim. 10 diş haroşa olunca arkadaşlar 10 sıra haroşa olunca sonrasında hepsini haroş olarak örmeye devam edeceğim. Ve orada da 10 sıra ördükten sonra kesim yapacağım. Ben şimdi şuraya ilmek belirleyici takayım arkadaşlar. Anlatırken kolay olsun. Buradan sonra 10 sıra haroş olana kadar dediğim gibi modeli uygulamaya devam edeceğim. 10 sıra olduktan sonra geleyim tekrar birlikte bakalım. Evet arkadaşlar yaptım. Bu şekilde oldu. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defa ördüm. Şimdi de 10 diş normal ters haroşa öreceğim arkadaşlar. Şöyle şuradaki kısmı öreceğim. Sonrasında bitireceğim arkadaşlar. Şöyle yine karışmaması için şunu takayım. 10 sıra örüp arka taraftan kesimimi yapıp sonrasında dikişlerimi yapacağım arkadaşlar. Şöyle azıcık birlikte yapalım. Hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar arkada da ters öreceğim. 10 sıra olduktan sonra arkadaşlar arka yüzde kesimimi yapacağım. Dediğim gibi ben tamamlayayım. Dikişlerini birlikte yaparız. Evet arkadaşlar tamamladım. Şöyle düğmelerimi diktim arkadaşlar. Ve tek tarafın dikişini yaptım. Şimdi bu tarafı birlikte yapacağız. Şöyle cep içinde bu şekilde ortaya diktim arkadaşlar düğmemi. Böyle bu şekilde oldu. Şimdi dediğim gibi diğer tarafın dikişini birlikte yapacağız. Bu arada öncesinde şu dikişimi göstermek istiyorum. Bu şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Gayet güzel bir dikiş tekniği. Önceki videolarımda zaten göstermiştim. Şimdi yine bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şu kenardan birleştirmemi yapacağım. Örgümün düz tarafını çeviriyorum. Şu kamera tam sağ tarafımda olduğu için arkadaşlar rahat hareket edemiyorum ama şöyle göstereceğim yine de. Şöyle arkadaşlar şu boşluktan batıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle çevireyim. Şuradan arkadaşlar şöyle bir sağdan bir soldan olacak şekilde arkadaşlar örgümü birleştiriyorum. Şöyle. Karşılıklı olarak dikiyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim nereye battığımı. Şuradan bu şekilde batıyorum. Buradan da böyle yapıyorum arkadaşlar.
Şöyle göstereyim dikişimi. Çok güzel oluyor. Şu düz olan kısmı da bir kez göstereyim arkadaşlar. Sonrasında ilerleteceğim. Şöyle oldu. Şu düz olan kısmı da göstereyim. Yine aynı şekilde arkadaşlar böyle batıyorum. Şöyle göstereyim. Karşı taraftan da yine aynı şekilde bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir birleştirme tekniği oluyor. Ben bunu ilerleteyim. Üst kısmı da birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı diktim. Şimdi burayı yapacağız birlikte. Şu kenardan yine birleştirmemi yapıyorum. Yine örgümün ön yüzünden arkadaşlar. Şöyle ön tarafa geçelim. Yapayım yine. Bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde karşılıklı olarak dikişimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde oluyor. Diğer parça da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben burayı tamamlayayım. Ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım. Böyle bu şekilde oldu. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim yine. Arkası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi size ölçüsünü vereceğim. 1,5 yumak ip kullandım. Şöyle düzeltelim öncesinde. Koltuk altı arkadaşlar. Şöyle 30,5-31 santim. Yukarıdan aşağı kadar da 38 santim arkadaşlar. 1,5-2 yaş için gayet ideal. Hatta 2,5 yaşa kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.